Geçim kaynağımız olan zemini sağlam olmayan tarım arazilerine, bizim geçim kaynağımıza, alın terimizin üzerine konutlar yapılacağını duyduk. Aslında biz bunu devletten ya da işte bununla ilgili bakanlıktan birebir duymadık. Biz bunları haberlerde gördük. Jandarmalar eşliğinde iş makineleri geldi. Kepçeler, kamyonlar geldi, demirler geldi, kerpiçler geldi. Biz de onlara engel olmak istedik. İşte o gün tarlaya inip o iş makinelerini durdurmak istedik. O gün darp edildik, biber gazı sıkıldı, dikenlerin üzerinde sürükleyerek gözaltına alındık. Çok büyük tehditler aldık. İşte direnişe devam ederseniz sizi gözaltına alacağız. Şahsi arayıp tehdit gönderenler bile oldu. Değerinin üstünde para veriliyor. Değerinin iki katı, çoğu tarlan değerinin 3-4 katı para veriliyor. Bu biraz halkı şey yapmak, yani işte satmaya ikna etmeye çalışmak için, ki zaten o paranın tamamının verileneceğini de zannetmiyoruz ki. Bizim amacımız para da değil, konumuz, meselemiz para da değil. Mesela biz Dikmece köylüleri olarak başka iş yapmayı bilmiyoruz ki. Bir şehirde yaşayamayız ki. Mümkün değil, ben bir apartmanda yaşayamam. Ben sabah uyanınca bahçeme, tarlama giden bir kadınım. 4 çocuğumun rızkımı o tarlalardan sağlıyorum. Daha çok Arap Alevilerinin olduğu topraklar gidiyor. Arap Alevilerine ait topraklar gidiyor daha çok. Aslında bu da bizi korkutuyor. Aslında burada bize bir oyun mu var, yoksa bizi göçe mi zorlayacaklar? Yani bu bizi biraz korkutuyor. Bununla ilgili çok ciddi endişelerimiz ve korkularımız var. Yavaş yavaş evlerimizden çıkartılacağız. Bir 4-5 yıl sonra mesela evleriniz deprem geçirdi, bu evler sağlam değil deyip bizi bu evden çıkartacaklar. Biz bu korkularla yüz yüzeyiz şu an. Çok ciddi, çok büyük korkularımız, kaygılarımız var geleceğe dair. Biz asla bu toprakları vermeyeceğiz, bırakmayacağız da. Evet, iş makineleri orada çalışmaya devam ediyor ama iş makinelerini çıkarttığımız tarlalarımız da oldu. Bugün çalışan, o tarlada çalışan iş makinelerini de çıkartacağız. Bizim mücadelemiz son gününe kadar devam edecek. O kepçeler bu tarlalardan, bizim geçim kaynaklarımızdan, alın terimizle kazandığımız o tarlalardan çıkana kadar bizim mücadelemiz devam edecek.